Merhaba, Nihayet Dergi editörlerinden Merve Akbaş ben. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz bu ay Nihayet'in dosya konusu can sıkıntısıydı. Can sıkıntısını düşünmek başlıklı bir dosyayla biz bayilerdeki yerimizi aldık. Geçen hafta keyifli bir canlı yayın yapmıştık. Beyza Karakaya ile Kübra Kuruali Yaşar can sıkıntısının tarihini ve tarifini konuşmuşlardı. Bu akşam da İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Mehmet Emin Balca hocamızla birlikte olacağız. Hocamızla can sıkıntısının sosyolojisini konuşacağız. Şimdi ben izninizle Mehmet Emin hocamızı canlı yayına alayım. Şöyle. Hocamızın canlı yayına gelmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz bu yayınlarda bir takım aksilikler olabiliyor ama umarım hocamız çok da bizi bekletmeden gelir ki geldi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkürler. Öncelikle bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. İsterseniz şöyle başlayalım hocam. Biz aslında sizinle de paslaşarak yayından önce dün sosyal medya hesaplarımızda bir video paylaştık. Metin Erksan'ın 1960 yılında çektiği Gecenin Ötesinde filminden bir sahneydi bu. Ve konumuzla da alakalı çok güzel diyalogları vardı. Orada Kadir Soy'un Erol Taş'a bizim mahalleden adam çıkmaz diyordu. Ve sonra aynı masa etrafında oturduğu arkadaşlarından yakınıyordu. İşte birisi işsiz bir dublör, iki tanesi Amerika'ya kaçma sevdalısı müzisyenler, birisi önüne gelen her kadına aşık olan bir adam, kendisi de direksiyon başında ömür çürütmüş bir adam. En sonunda da işte Erol Taş'a dönüp sen de can sıkıntıları içerisine kavrulan bir adamsın diyor ve biz orada aslında Hepsi evet yani 7 tane farklı insana 7 farklı nedenlerle canının sıkıldığını görüyoruz. Hocam nedir bu can sıkıntısı? Neden canımız sıkılıyor? Bunun sosyolojik altyapısında neler var? Buradan başlayalım isterseniz. vallahi sosyolojik altyapısında ne var bilmiyorum. Yani duygularla ilgili konuşmanın şöyle bir handikapı var. Sadece duygular değil, bedenle insanın temel dürtüleri hakkında konuştuğunuz zaman ve bunun yanına bizim başlığımızda olduğu gibi bir sosyoloji ibaresi ya da herhangi bir loji ibaresi düşürdüğünüz zaman ortaya şey çıkıyor. Yani bir takım sorular çıkıyor. Yani duygular sosyolojik olarak mı bilinebilir? Ya da yalnızca modern toplumda mı duygular vardı? Yani can sıkıntısı duygusu modern topluma has bir şey midir? Başka insanlarda işte Guayaki yerlerinin canı sıkılmıyor muydu gibi bir şeyler bulabiliyorsunuz. Yani bu anlamda duyguların hepimize yakınlığıyla belli bir tarihsel, kültürel, belli bir dilin tezahürü olması arasında bir ilişki var. Yani böyle baktığınız zaman o soru doğrudan geliyor işte. Yani Afrika yerlerine canı sıkılmıyor muydu diye. O yüzden bu konuları konuşmak belli ölçüde netameli. Burada iki şey var. Bir tanesi her duygunun insan doğasının bir parçası, insan doğasıyla ilişkili bir şey olması durumu. Kimi duygular basit duygular, yani korku gibi, neşe gibi, öfke gibi, kaygı gibi veya tiksinti gibi duygular bizim başka bir insana ya da başka bir topluluğa ihtiyaç duymaksızın duyduğumuz, duyumsadığımız duygular. Fakat bazı duygular, sosyal duygular, bu minvalde de aslında bir topluluğa ait olmayı, insanın kendisini bir yere atfetmesini gerektiriyor. Yani bu can sıkıntısı için geçerli olduğu gibi aslına bakarsanız kaygı için, özür dilerim, kibir için de geçerli. Ya da pişmanlık için de geçerli. Yani pişman olmanız için birisinin somut bir insana, sizin gibi birine bir kusur işlemeniz gerekiyor. Ya da kibir. Yani hiç kimse bir masaya kibir etmez. Yani bir anlamı yoktur onun. Bir topluluğa atfetmeniz gerekiyor. Can sıkıntısı da aslına bakarsanız böyle bir duygu. Şimdi bir toplulukla alakalı İlişkili. ancak bir kendiniz gibi biri üzerinde duyabileceğiniz bir duygu. Burası doğru. Fakat burada şöyle bir durum var. Yani can sıkıntısı dediğimiz şey işte bir düğünde
topuklular biraz sıktığında gecenin ilerleyen saatlerinde hissettiğiniz şey ya da işte Evet. içinizde ölen biri varmış gibi hissettiğiniz şey yalnızca size has olmayabilir. Bütün duygular gibi. Ama bir başka bir yönüyle her duygunun belli bir dili, belli bir konteksi, belli bir tarihselliği ortaya çıkabiliyor. Bazı topluluklar bir takım duyguları, bazı topluluklar başka duyguları bir kültürel inşaya, bir kültürel dile kavuşturabiliyor. İşte o noktada da aslına bakarsanız şey ortaya çıkıyor. Yani evet, can sıkıntısı ve modern topluluk arasında belki 18. yüzyıl öncesinde çok anlaşılmayacak. Ama işte burjuva hikayesiyle, büyük metropol yaşamıyla, işte sanayi devrimiyle, insanların boş vakti denilen şeyin ortaya çıkmasıyla ve temelde de bu kavramı işleyen bir entelektüelizmin doğuşuyla artık can sıkıntısı dediğimiz zaman hem kültürel bir koddan bahsediyoruz Evet. hem de belli bir can sıkıntısı topluluğundan Evet. bahsediyoruz. Yani işte Fight Club'ların falan çıkışı da biraz böyle. Hani o can sıkıntısının giderilmesi ihtiyacıyla ortaya çıkan bir şey. Şimdi böyle baktığınız zaman bir yönüyle fazlasıyla her duygu gibi tözel bir şeyden, bir yönüyle de işte bir takım kültürel modern toplumun kendine has şeyleriyle entelektüel kıvrımlarıyla oluşmuş bir noktadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim genel popüler kültürde ya da genel algıda duygunun bu evrensel tarafıyla tarihsel tarafı arasında çok kolay bir karşıtlık Farklı. kurulabiliyor. Ve biz de doğrudan o her şeyi modernlikle başlattığımız gibi, 19. yüzyıla başlattığımız gibi, ya yani burjuva devrimiyle, aristokrasiyle vesaireyle başlattığımız bir durum ortaya çıkıyor. Bu yanlış bir şey mi? Bir açıdan değil, çünkü biz bu tarihsellik üzerinde konuşmaya alışığız. Yani bahsettiğin öykünün Sahne. devamında bir grup adam işte banka soymak için çeşitli benzin istasyonu, muhtelif benzin istasyonlarını Evet, soyarlar. evet, evet, evet. Yani hem bir sınıfsal sıçrayış için yaparlar bunu, hem de bir macera için yaparlar, hem de işte amaçsız hayatlarına bir amaç yüklemek için yaparlar. Şimdi bu duygularda bir takım şeyler fazlasıyla tarihsel, ama bir takım şeyler de insan doğasından kaynaklanan bir unsur. O yüzden can sıkıntısını, özellikle can sıkıntısı gibi bir kavramı konuşmak, sosyal bir duyguyu konuşmak, bu anlamda başka kelime dağarcıklarını, başka kavramları konuşmakla ancak mümkün olabiliyor. İşte melankoli diyorsunuz mesela, Ki nihayet. oradan aslında şeye Evet. gelelim hocam. Bugün mesela birkaç tane görsel de paylaştık biz Nihayet'in sosyal medya hesaplarından. İşte Dürer'in melankolisi vardı, René Magritte'in, Van Eyck'in birkaç tablosu vardı. Bunlar da bize başka tarihlerde, başka dönemlerden can sıkıntılarını biraz anlatıyor sanırım. Bir anlamda başka bir tarihten yola çıkmıyor. Yani Van Dyck'ın şeyi 1440'lar, Evet. Melankolia 1516, Magritte'inki de 1940 1930, falan. Heh. 20. yüzyılın Evet. ilk yarısı. Şimdi bu aslına bakarsanız aynı zamanda dediğim gibi bir entelektüel inşa, bir dil kazandırma hikayesi, onu görselleştirme meselesi. Yani can sıkıntısı kelimesinin etimolojisine baktığınız zaman bunu söylemeye çalışıyordum. Yani bir şey, tam olarak bu kelimeyi karşılayan bir kavram bulamıyorsunuz. Yani İngilizce'de mesela kimileri bunu migren olarak kullanıyor, Evet. kimileri blue diyor. Yani işte blues'un o esaret kökenlerinde hatırlarsanız biraz kafanın dumanlanması Evet. meselesi. Kimisi histeriyle anıyor. Kimisi işte depresyonla anıyor. Dolayısıyla da aslında bu özel kavramı, bu özel kavramı demeyeyim ama bu kavramı kullanmak için pek çok kelimenin, pek çok etkinliğin, pek çok ortaklığın buluşması ve bunun yalnızca bireysel bir deneyim olmanın da ötesine geçip bir kolektiviteye dönüşmesi, bir topluma oluşturması gerekiyor. Biz bunu şu an çok rahat anlayabiliyoruz. Yani can sıkıntısı dediğimiz zaman işte sözcük dağarcıkları, o gördüğümüz işte Saint Jerome'un resminde Van Eyck'ın kinetik Görsellerde. iş yapmaktan çok sıkılmış bir
entelektüel adam görüyorsun orada ve Evet. diyorsun ki yani hani ofis hayatında akşam saat 16'ya geldiği zaman ben de böyle oluyorum. Ya da Aynen trafikte öyle, evet. metrobüsün gitmesini beklerken aynı halti ruhiye bürünüyorum. Ya da işte melankoli meleğini baktığın zaman senin de canın çok sıkılıyor ve öfkeyle hüzün arası ve kaygı arası bir göz dönmesiyle karşılaşabiliyorsunuz. Ama bu dediğim gibi bunların hepsi bu doğal dürtülerin, doğal duyguların belli şartlarla, belli koşullarla birleşmesiyle müşterek bir anlama bürünüyor. Biz şu an o müşterek anlamın içinde olduğumuz için çok rahat bir şekilde can sıkıntısının izlerini gerilere doğru arayabiliyoruz. Görebiliyoruz. Ama Peki. aslına bakarsanız bu geriye doğru arama süreci içinde de duyguların tarihini yeniden yazıyoruz. Tabii antik dönemde mesela işte antik döneme ait işte filozofların da canı sıkıldığını, işte tembellik hakkından bahsettiklerini biliyoruz. Yehova'nın işte 6 günde dünyayı yaratıp kenara çekilmesi bir anlamda tembellik hakkı olarak da yorumlanabilir aslında. Modern öncesi dönemde de can sıkıntısı dediğimiz şey tam olarak tanımlamasak da var yani. Ya doğru ama dediğim gibi bunu bir dile kavuşturmak ya da söylediğin gibi bir kronolojiye oturtmak ancak bizim can sıkıntısı dediğimiz zaman müşterek bir dil anlayan insanlar arasında yapabildiğimiz bir şey. O yüzden yani biraz bizim hikayemiz Yehova'nın ya da Yehova'ya inananların meselesi değil aslında. Hocam aklıma şöyle şeyler geliyor benim. Cemal Süreyya'nın aslında bildiğimiz bir metninde şairin sanatına hayatının dahil olup olmadığını sorguluyor. Bu da benim aklıma Baudelaire'i getirdi aslında biraz düşününce. Çünkü Baudelaire aylak, flanör yani Paris sokaklarında dolaşan bir adam. Ama şimdi biraz da sanki bu can sıkılması için, canımızın sıkılması için biraz mala mülke de gerek var. Aristokratik bir his, biraz zengin hastalığı olarak da tanımlayabiliriz. Ama işte Baudelaire'in de kapısını alacaklılarının çaldığını biliyoruz. Telifleriyle geçinen bir adam aynı zamanda. Yani sanatçının canı sıkılabilir mi, aylak olabilir mi? İşte canının sıkılması için zenginlik şart mı? Bunlara biraz değinelim mi? Ya burada şöyle bir durum var. Aylaklık dediğiniz şey aslında insanların boş zamanının üretilmesi, belli bir boş zaman edilmesi Böyle bir lüksünün meselesidir. olması belki. Yani bu işte boş zamanın burada bir lüks mü yoksa doğal bir ihtiyaç mı olduğu tartışmasında kopuyor mesele. Yani siz bunu sosyal bir hak olarak gördüğünüz zaman tatili, 15 günlük izin, 19. yüzyılın uzun bir sürecinde bunlar kabul edilmiyordu. O yüzden Marx'ın damadı aylaklık hakkı diye bir şey Tembellik hakkı, evet. inanmaya, buldurmaya çalışıyordu. Fakat yani boş zamana yüklediğiniz anlamla alakalı bir durum bu. Biz bugün çalışma denilen mefhumun karşısına yerleştiriyoruz boş zamanı. Böyle olunca da çalışma dünyasında olmayan, çalışma dünyasına bulunmayan etkinliklerin ya da kişiliklerin bir şeyiymiş gibi, bir simetrisi, karşı simetrisiymiş gibi düşünüyoruz. Ama aslına bakarsanız yani aylaklık hikayesini bir hak mı yoksa bir imtiyaz mı? Az senin sorunun doğrultusunda söylüyorum. İmtiyaz mı olduğu meselesinden biraz daha geniş bir perspektiften bakılmaya ihtiyacı var. Aylaklık dediğimiz şey aslına bakarsanız işlevsel olmayan demek. Yani aylaklık belli bir fayda hani bizim sağduyusal bilgimiz gereği de belli bir fayda gütmeyen demek. Bunu da ister istemez Baudelaire'den söylediğin gibi bir Evet. estetik olanla, güzel olanla, faydasız boş işler ama işte insanı güzel ve mutlu hissettiriyor şeyiyle eşleştirebilirsiniz. Fakat mesele burada şuna geliyor. Yani aylaklığa, boş zamana ya da boş zamanı aslında temelli temsil ettiği bir etkinliğe, oyun etkinliğine nasıl bir anlam atfettiğinizle alakalı bu biraz. Şimdi dolayısıyla şimdi oyun hikayesini çalışmanın karşıtı ya da temel toplumsal etkinliklerin, temel hayati etkinliklerin tamamlayıcısı, tali bir unsuru ya da onların dışında olan bir etkinlik olarak düşünmeye başladığınızda aslında aylaklığı faydasız, işlevsiz veya boş zamanla eşleştiriyorsunuz. Şimdi meselemiz biraz burada. Yani biz insani etkinliklerin çok kaba bir şekilde düşünürseniz aslında dört etkinlikte toplayabilirsiniz.
Bunlardan üçünü çok iyi biliyoruz ve modern toplum bunun üzerine kurulmuştur. Yani bütün toplumlar gibi. Yani bir tanesi üreme meselesidir. Yani soyun devam etmesi gerekir. İkincisi üretme meselesidir. Fiziksel şartlar altında aç kalmamanız, maaşınızı sağlamanız, fiziksel ya da ruhsal tatmininizin için maddi imkanları oluşturmanız gerekir. Üçüncüsü hükmetme meselesidir. Yasa koymanız, yasayı uygulamanız gerekir. Bu her toplumda ister istemez antropolojik bir sayıltıdır. Dördüncüsü ise aslına bakarsanız oynama meselesidir. Yani ister buna boş zaman deyin, ister ayinler deyin, ritüeller deyin, isterseniz sanat deyin, isterseniz işte faydasız olan etkinliklerin tamamı deyin. Bu meselenin diğer üçünün içinde mi yer aldığı yoksa dışında mı yer aldığı meselesidir aslına bakarsanız. Aylaklık fikrini ve boş zaman denilen can sıkıntısı denilen hadiseyi yaratan şey. Şimdi modern toplumun temel özelliği kendisini bu üç işleve özdeşlemesidir. Adapte etmesi, evet. Bununla kurarsınız. Yani üretirsiniz, yönetirsiniz ve ürersiniz. İşte ailenin, devletin, özel mülkiyetin kökenleri, Engels'in kitabının aslında üç insani antropolojik şeye gönderme yapması gibi. Bu doğru. Bu anlamda aylaklık fikri çok uzun zaman, boş zaman meselesi, çok uzun süre aslında sürekli çalışan, sürekli üreten, belli bir disiplin içinde hayatını idame ettiren insanların uğramaması gereken şey olarak düşünüyordu. Çünkü asıl olan çalışmak, çünkü asıl olan üretmek, çünkü asıl olan fayda üstüne fayda koymak olarak düşünüldüğü için oyunun temelde nasıl bir işlevi olduğu hikayesini çok fazla düşünmedik biz. Yani antropolojik hikaye metinlere baktığınız zaman, mitolojiye baktığınız zaman, bunun içine dinler, ayinler, ritüeller vesaire de giriyor. Oyun şey değil, yani oyun gayri ciddi bir şey değil Freud'un da savunduğu gibi. Yani oyun dediğiniz şey aslında bütün bu işlevleri birbirine bağlayan bir haleti ruhiye yaratma. Bir haleti ruhiye bir işleyiş yaratma durumu. Dolayısıyla şey gibi düşünün. Yani bunun temel meselesi aslında farklı işlevler arasında oyunun, Huizinga'nın o homo ludens muhabbeti biraz da oradan gelir. Yani insanın temel doğasının oyun olduğunu, bizim yüklediğimiz üremek gibi, hukuk gibi, üretmek gibi işlevlerin oyundan kopup bağımsızlaştığını söyler Huizinga. Şimdi buradaki mesele şu, oyun ya da aylaklık dediğiniz hikaye sizin bir halden başka bir hale geçmenize imkan tanıyan bir ritüel üretir. Şimdi dolayısıyla gençken yaşlı olmak gibi, çocukken genç olmak gibi, atıyorum otururken kalkmak gibi, uyurken uyanmak gibi. Antik toplumların, modern öncesi toplumların temel özelliği aslında bir oyuncul toplum olmalarıdır. Yani bir ritüelist bir toplum olmalarıdır. Bu bunların halden hale geçmesini sağlar. Can sıkıntısının modern toplumdaki temel meselesi her şey belli bir takım işlevlerle, belli bir takım işte üretmek, faydalı olmak gibi bir takım işleyişlerle, etkinliklerle özdeşlendiği için bunları sürekli yapıyor olmanın, bir halden başka bir hale geçemiyor olmanın psişede yarattığı boşluktur aslında can sıkıntısı dediğiniz şey. Yani can sıkıntısı hiçbir şey yapmamaktan kaynaklanan bir durum değildir aslında. Can sıkıntısı sürekli olarak bir şey yapmak ya da kendinizi sürekli olarak bir durumda tutmaktan kaynaklanan bir bezginlik halidir. Bir melankoliyle özdeşleştirilmesinin zaman zaman sebebi bu. Melankolide nasıl kişi bir yerden sonra hüzün nesnesini kaybeder, niye üzüldüğünü unutur ve bir ruhsal çöküntü yaşarsa, can sıkıntısının da temel numarası sizi başka bir hale geçiremediği için, bir noktadan başka bir haleti ruhiye büründüremediği için, sizin değişemediğiniz için, sağlatılamadığınız için ruhunuzun bir tortulaşması, dibe çökmesi durumudur. İşte bu yüzden depresyonla, melankoliyle vesaireyle
eşleştirdiğimiz bir duygu durumundan bahsediyoruz aynı zamanda. Konuştuklarımız bana şunu da hatırlattı. Biz dergiyi hazırlarken sıklıkla görsel olarak Edward Hopper'a da başvurduk. Çünkü onun görsellerinde, resimlerinde, tablolarında biz o 1930'ların artık modern dönemdeki insanın umutsuzluğunu görüyoruz. 1930'ların Amerika'sında belki işte o büyük buhrandaki ekonomik sıkıntılar, umutsuzluklar içerisinde kavrulan insanlarla artık yüzleşiyoruz. Ya Orada. iki savaş arası dönemin temelde öyle bir ruhsal çöküntüsü oldu modern toplumda. Yani bir anlamda büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve bu hayal kırıklığıyla dünya tahayyül ettiğiniz gibi bir yer değil. Bir üretim cenneti değil. İşte savaşlar bitmiyor. Uygarlığın her yere erişeceğini ve dünyanın daha barışsever bir yer olacağını düşünüyorsunuz ama çatışma devam ediyor ve dolayısıyla da aslında az önce söylediğim gibi kendinizi özdeşleştirdiğiniz bir takım amaçlar, bir takım hedeflerden kopamıyorsunuz. Bu kopamama duygusu ya da bu hedeflerin belki gerçekleşmesinden kaynaklanan ruh çöküntüsü ister istemez iki savaş arası dönemin zaten o bunalımlı noktasını, bunalımlı kültürel atmosferini oluşturuyor. O yüzden Heidegger gibi birisi çıkıyor ya da Oswald Spengler Batı'nın çöküşünden bahsediyor. Ama aynı zamanda Hitler de bütün kitle liderleri gibi toplumuna bir hani dinamizm açılamaya, o ataleti bir harekete çevirmeye çalışıyor. Çünkü can sıkıntısının bir noktası sizi şeyden hayata atılmaktan alıkoymaksa bir işlevi, öteki işlevi de yapacak bir şeyler bulurtmak oluyor. O zaman da dünyayı ateşe verebiliyorsunuz. Bir hocam okurumuzun yaptığı bir yorum var. Tam net de okuyamıyorum ama Sarmal diyor ki aylaklık kolaylıkla yapabildiğimiz şeyleri yapmakta ısrar etmekmiş. Doğru mudur hocam? Valla o tanımın kendisine göre değişir ama buradaki mesele şu. Yani kolaylıkla yapabildiğimiz olan şeyleri burada Simmel'in Evet. göndermesine göre bir egonun kendini eşleştirdiği bir doğallık misyonu, doğallık hikayesi giriyor. Fakat egonun temelde modern toplumda şöyle bir trajedisi var. Kendinizi özdeşleştirdiğiniz, doğallıkla yaptığınızı düşündüğünüz şey neyse o aynı zamanda profesyonelleşmeye ve nesneleşmeye başlıyor. O zaman da kurallar, kaideler, o şeyin ancak belli bir şekilde yapılabileceğini söyleyen bir form çıkıyor. Ve o formda bir rutin haline geldiği için, bir süreklilik kazandığı için bir yerden sonra o da sizi sıkmaya başlıyor. Kendinizi özdeşleştirdiğiniz ve rahatlıkla yaptığınızı düşündüğünüz şey de bir yerden sonra Allah kahretsin bu nereden çıktı Rutine deniyor dediğiniz yani. rutin aslında sağlıklı bir şeydir. Fakat rutinin sizi başka bir şeye dönüştürmesi gerekir. Modern toplumun, işte can sıkıntısının temel sebebi aslına bakarsanız modern toplumda rutinin olmaması durumu değildir. Rutinin sizi başka bir şeye taşıyamaması durumudur. Yani rutinin bir anlamda ritüele dönüşememesi durumudur. Hocam çok ilginç bir yorum geldi. Bir arkadaş yazmış yine. Eskişehir'de adamın biri kirada kaldığı evi yakmış diyor. Geçen gün okudum. Soranlara da renksiz hayatıma renk katmak istedim demiş. Bu da bir sıkıntı türü galiba. Küçük bir İmparator Neron şeyi yani Ne İmparator güzel. Neron da Roma'yı yakarken şey dediği söylenir. Yani bir sanat yarattığını söylenir ve öldüğü zaman da dünya bir sanatçısını kaybettiğini söyler. Şimdi şeylerin sonlandırılması az önce Eskişehir örneğindeki kiracılığa olduğu gibi şeylerin sonlandırılmasının başka bir şeye dönüşmesi gerekiyor. Şimdi o sonlandırmaktan ya da o rutinin sürdürülmesinden şeye dönemiyorsanız başka bir şeye evriltemiyorsanız kendinizi orada bir bunalma başlıyor. Ya da ruhunuzun delinmesi başlıyor. Yani can sıkıntısının bir yerden sonra işte cinnetle şey olması, cinnetle birleşmesi ya da işte bir katliamla, imha ile diyeyim, bir imha ile birleşmesi, yok etmeye dönüşebiliyor olmasının temel sebebi de aslına bakarsanız bu. Ego o toplumsal ilişkilerin içinde başka bir hamle yapamadığı için kendi kalıbına, kendi formuna fazla sıkıştığı için bir yerden sonra özünü kaybetmeye başlıyor. Çünkü özün kendisine yeni formlar bulması ve yeni ilişkiler kurması, o dinamizmi sürdürmesi gerekiyor. Yani illaki ilişki sayısının artmasından bahsetmiyorum. Anladım. Ama yoğunluğun
bir etkileşime dönüşmesi, bir dinamizmini, insani hayatın dinamizmini sürdürmesi gerekiyor. Modern toplumun temel meselesi, bütün sosyolojik olarak, hani madem can sıkıntısının sosyolojisi falan filan deniyor ya, yani modern toplumun temel hikayesi, bir belirlediğimiz işlevlerle bu işlevleri yapacak insanlar arasında, yani statüler arasında mutlak bir özdeşlik kurmamız. Şimdi bunu yaptığınız zaman bir takım şeyleri konumlandırmak kolay oluyor. Kimlerin hangi mesleklerin, atıyorum, evla meslekler olduğu, hangi mesleklerin kötü meslekler olduğu, belli bir topluluğun yararına yapılması gereken şey ne oldu ya da ne olmadığı konusunda bir kafanızda bir skala yanıyor. Fakat mesele şu, statü ya da bulunduğunuz pozisyon, buna ister kimlik deyin, ister biyografi deyin, isterseniz öz bilinç deyin, felsefi düzeyde fark etmiyor. Bulunduğunuz pozisyon bir yerden sonra sizin kendinizdeki başka halleri görebilmeniz için bir engel teşkil etmeye başlıyor. Yani çocuksunuz, yetişkin olmanız gerekiyor ama yetişkinliğe nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz. Gibi. Atıyorum, birini kaybediyorsunuz, ölüyor yani, evet. Ölüm gerçek ve siz bir gün önce onunla birlikteyken ertesi gün öldüğünü görüyorsunuz ve o kişinin ölümüyle yüzleşmek, o kişinin ölümünü sindirmek, yani kendinizi her zaman atfettiğiniz bir statüye, bir duruma, bir tanımın dışında görme meselesi korkunç bir anomiye ve bilinmezliğe yerini bırakıyor. Bu bilinmezlik hikayesi de üzerinize, omuzlarınıza çöktüğü zaman ister istemez bir can sıkıntısına dönüşüyor. O yüzden şey gibi düşünün bunu. Victor Turner'ın öyle bir hikayesi var, öyle bir tespiti var. Modern toplumdaki bu düzenleme meselesi, evet, bu geçişleri imkan tanımadığı için aslına bakarsanız insanların dünyaya dokunma meselesinde de bir şey yaratıyor, bir sıkıntı yaratıyor. Bu sıkıntıyı atmaktır aslına bakarsanız. Bu sıkıntının başka bir hale geçiş sürecinin antik toplumda oyun, din, estetik, sanat vesaire vesaire ile bir geçiş serüvenine, geçiş ritüeline dönüştürülmesi meselesidir. Modern toplumun belki çok uzun süre üzerine düşünmediği şey. Yani aslında bakarsanız bunu pratik yaşamda biz başka kimliklerle yapıyoruz. Başka alt evren, kendimize alt evrenler kuruyoruz. Yani işte sosyal medyada hiç olmadığınız bir kişiliğe bürünebiliyorsunuz. Ya da işte bir temizlik hastası olabiliyorsunuz. Malum dizinin öyküsü. Yani Safiye'nin temizlik hastalığı, aslına bakarsanız hayatı belli bir noktada kontrol etmek, alışılmadık olan şeyi kendi çözümleriyle halletmek ve bu anlamda da bir ruhsal sürekliliği sağlamak durumu. Rutin oluşturmak, kendi... Mesele şu, bu rutine o kadar çok abanırsınız ki bütün dünya o rutinden ibaret hale gelmeye başlar. Yani o rutinin dışında bir evren olduğu ve o rutinin sizi başka bir şeye, bir yerden sonra taşıması gerektiği fikrini unutmaya başlarsınız. Yani temel handikap da, can sıkıntısını yaratan şey de budur. Kendimizi özdeşleştirdiğimiz kimliklerin, kendimize atfettiğimiz statülerin, kendimizi koyduğumuz dünya görüşünün çözüldüğü, koptuğu ve başka bir şeye dönüşebildiği, kendimizin başka bir şeye dönüşebildiği, temelde duyguların başka bir şeye dönüşebilen bir dinamizme sahip olduğu meselesini kapattığınızda bu sizin üzerinize bir ruh çöküntüsü haline gelmeye başlar. Hocam, yani benim üzülemeyen insanlar, öyle söyleyeyim size, üzülemeyen insanlar can sıkıntısı duyarlar. Hocam, aklıma şöyle şeyler geliyor anlattıklarınız üzerinden. Adorno'ya başvurarak şöyle diyebiliriz ki, işte kendisi kapitalizmin bizi zehirlediğini söylüyor ve boş zamana atıfta bulunuyor. Boş zaman sizi zehirler diyor. Kültür endüstrisine de vurgu yapıyor ama biz biliyoruz ki, işte biraz önce de konuştuklarımızdan yola çıkarak, aslında boş zaman, can sıkıntısı biraz aristokratlara ait bir histi. İşte Veblen de aslında bunu gösteriş kültürüyle, gösterişli tüketimle birleştiriyor. İşte siz de biraz söylediniz, sosyal medyaya atıfta bulundunuz. Bugün bu aşırı tüketim halimiz, hatta sahip olduğumuz her şeyi teşhir etme gibi isteklerimizi, işte bu sosyal medya alışkanlıklarımız altında acaba bir aylaklığa öykünme mi var? Buna can sıkıntılarımız mı neden oluyor? Bizim yaşadığımız dünya, Adorno'nun da o boş zaman makalesini kaleme aldığı dünya, aylaklığı boş bırakan bir zaman değil. Yani boş zamanın, o üretimin mantığına göre örgütlendiği bir etkinlikler toplamından bahsediyoruz biz.
Adorno'nun özellikle makalesini yazdığı zaman diliminde de öyledir. Günümüzde boş zaman endüstrisi denilen şeyin özelliği de öyledir. O yüzden sizi kendinizle ve bir kendiliğindenlikle bırakmaz. Kastet aslında kültür endüstrisinin bir tamamlayıcı unsurudur. İşte aylaklıklar, tatiller, sinema ya da estetik deneyimler. Bu anlamda bütünüyle öngörülmüş, standartize edilmiş ve bir size ne olmanızın gerektiğinin benliğinizi özdeşleştirmeniz gereken kalıpların ortaya çıktığı bir durumdur. Şimdi Adorno'nun hikayesi zaten buna bir gönderme. Evet. Şimdi meselemiz şu, bu sınıfsal kökenlerini aradığımız zaman bunu söyleyebiliyoruz. Yine aslında bakarsanız bu ekonomi politik mantıkla Veblen'in kullandığı ayrımla söyleyebiliyoruz aslında. Yani diyoruz ki aristokratlar meşgul olur, işçiler, köylüler çalışır. Evet. Çünkü aristokratlar hayatını kazanmak, bir artı değer üretmek, o emek piyasasında tutunabilmeye çalışmak gibi bir şeyin derdi olmadığı için kendisini ava vurur. Faydalı olmayan ya da toplum için fayda üretmeyen etkinliklere atar diyoruz. Ama mesele şu, bakın bu etkinliklerin temelde faydalı olmadığını biz bu burjuva ekonomisiyle de burjuva kültürüyle zaten söylüyoruz. Dolayısıyla da hani bizim aristokrat olarak atfettiğimiz değerlerle atıyorum çalışmak, disiplin diye atfettiğimiz değerler işte üst sınıfa yorduğumuz ya da alt sınıfı mahkum ettiğimiz değerler aynı kültürel iklimden doğuyor. Yani bir aristokrat ava gittiği zaman köpeğiyle işte bir olur ya da işte etraftaki bir köylü gibi ağacı bilmek zorundasın. Hayvanı tanımak zorundasın. Hangi kuşun ya da hangi balığın nasıl avlandığı, nasıl tutulduğunu bilmek zorundasın. Meşgul olursun çünkü bu meşguliyet sana bir hayat gailesine çevrilmez. Yani senin hayatını bundan kazanmak gibi bir zorunluluğun yoktur. Fakat bu sınıfsal ayrımla baktığınız zaman modern öncesi dünyada meslek dediğiniz şey de zaten size yalnızca bir ekonomik anlamda hayatınızı kazanacağınız bir şey değildir. Meslek size aslında bu bütün etkinliklerinizin az önce bahsettiğim dört temel etkinliğin bir tezahürü olarak gelir. O loncaların bir yerden sonra dinselleşme sebebi de budur. İşte köylülerin işte hasat bayramının yapılması her beldede istisnasız hasadın bir şölene bir festivale çevrilme sebebi de budur. O yenilmesinin, içilmesinin, düğün yapılmasının vesaire o fazlalığın bir şekilde bir taşkınlığa dönüştürülmesinin sebebi de budur. Yani taşkınlık, bu şunu söylemeye çalışıyorum. Taşkınlık, şiddet, fazlalık yalnızca aristokrat sınıfın keyfiyetinde olan bir şey değildir aslına bakarsanız. Bütün insanların belli noktalarda ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Modern toplumun temel özelliği şu, kendisini o klasik toplum, yani klasik modern toplum, kendisini üretmek, çalışmak, sürekli biriktirmek ve daha fazlasını kazanmak noktasında örgütlediği için israfı, atıyorum taşkınlığı, şamatayı, ironiyi, gırgırı vesaire vesaire gibi o kötücül ya da faydasız duyguları aristokrat sınıflara ya aristokratlaşmış burjuva sınıflarına ya da 1945 sonrasında o tüketim toplumunun doğuşuyla uygun fiyatına, uygun maliyetlerde kitle toplumuna sattı. Fakat şamata, gırgır, taşkınlık vesaire vesaire gibi oyuncul şeyler, aylaklık edici şeyler insani etkinliklerin esasında olan noktalardır. Bir lüks değildir. Kapitalizmin temel özelliği, Adorno'nun o metinde anlattığı temel şey, bunun bir lüks, bir meta ve bir endüstriyel ilişkiye dönüştürülmesidir. O yüzden siz tatilden geldikten sonra bir hafta daha tatil yapmaya ihtiyaç duyarsınız. Çünkü etkinliklere gidilmesi gerekir, gezilecek yerlerin gezilmesi, yenilecek şeylerin yenilmesi. Kaçırdığınızı yeniden toplamanız gerekir. Yaşanacak aşkın yaşanması gerekir ve bu da çok ciddi bir mesaidir. Şimdi bu çok ciddi bir mesai olduğu için bundan kaçmak, bundan arınmak için de iki hafta izin alırsınız. Bir hafta coşarsınız, taşkınlığın o endüstriyelleşmiş şeyini yaşarsınız, stilini yaşarsınız. Sonra da ondan arınma. İşte mide sancıları, ishaller vesaire. Kendinizi... Ağrıları. Aynen öyle. Önceki can sıkıntısının sebep olduğu can sıkıntısıyla
uğraşırsınız. Hocam şöyle sınırlarımızı biraz zorlayalım. Şeye gelelim. Yani tarihin farklı devirlerinde gezdik, sosyal medyadan bahsettik vesaire. Ben böyle yine bir sanatı işin içine dahil etmek istiyorum. Amerikalı genç bir yazar var, Nota Thompson. Genç bir sanat eleştirmeni, küratör. İktidarı Görmek kitabında şöyle bir cümlesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. 20. yüzyıla kadar somut olan ürünleri anlamlandırdık. Ama 20. yüzyıldan sonra artık somut olmayan ürünleri de anlamlandırmaya başladık. Yani artık aslında 20. yüzyıldan sonra sanat da boşluğu keşfediyor. Mimari de bunun örneklerini görüyoruz zaten. Resimde de çok bariz bir şekilde artık Uzak Doğu'yu keşfetmişler. Oradaki minimalist hareketler Avrupa resminde var. İşte ben çok seviyorum Erik Satie'yi. O da işte mobilya müziği, asansör müziği denilen bir şey yapmaya çalışıyor. Hatta şu an tam hatırlamıyorum ama dönemdeşi olan bir müzisyen arkadaşının konseri için bir şey istiyorlar bundan. Arada çalmak için yani konserin iki arasında çalmak için böyle kısa bir sürelik bir beste istiyorlar. Böyle hani hafif bir geçiş yapması lazım. Nötr bir şey. İnsanların duymayacağı bir müzik tasarlamaya çalışıyor ama yanlışlık oluyor ve insanlar duyup çok beğeniyorlar müziği. Alkışlamaya başlıyorlar ayağa kalkıp. O da deli bir adam deliriyor bunu duymamanız gerekiyordu falan diyor. John Cage'in yine 4 dakika 33 saniye diye bir boşluk isimli bir eseri var. Ya şimdi bütün bunları düşününce ben aklıma şöyle bir şey geliyor. Sanat dünyasının işte bu boşluğu anlamlandırması, nesneleştirmesi ya da tanımlamasıyla aslında orta sınıfın artık bütün sınıfların can sıkıntısıyla tanışmasının, tembellik hakkını savunduğu, boş zamanla tanıştığı tarih paralel. Acaba bunlar arasında da bir ilişki var mı? Tabii ki bir ilişki var. Aslında temelde boşluğa yüklediğiniz anlamla da bir hikayesi var. Antik dünyada boşluk denilen şey yoktur. Yani boşlukta çünkü her şeyin bir maddi ya da manevi, her şeyin kapladığı bir hacim vardır. Bir yer vardır ve zaten o şeyler o yerle maluldür. Mesele şu, boşluğu kendinde bir şey olarak düşünme fikri ve bunu bir lükse çevirme, bunu sıradanın, genelin dışında bir özel etikete kavuşturma meselesi az önce söylediğimiz noktada ortaya çıkıyor. Kapitalizmin temelde yaptığı şey aslına bakarsanız özellikle 1960'lardan sonra duyguların pazarlanmasıdır. Duygusal tatminin ya da işte duyguların o sonsuz dünyasının çünkü metalar sınırlı şeyler olduğu için o duyguların sonsuz dünyasını oynamaya başlarsınız. Bu sefer de keşfedilmediğini düşündüğünüz alanların üzerinde bir şey kurarsınız. Mesela bir geçiş normalde teknik bir şeydir müzikte ama siz ona bir etiket verir, 4,5 dakikalık bir şey yapar ve özel hale getirirsiniz. Evet. Ya da işte yeni standartlar koyarsınız. Aslında insanın doğasında olan işte kendiliğinden gerçekleşen bir takım şeyleri, söylenmeyen, ifade edilmeyen şeyleri kendi alanınızı kullanarak ister sanat deyin, ister edebiyat deyin belli bir işlev yüklersiniz ve ondan sonra da şeyden bahsedersiniz. Onun yeni bir şey olduğundan bahsedersiniz. Yani mesela Fernando Pessoa'nın Huzursuzluk Kitabı diye bir Evet, kitabı evet. var. Şimdi bu Pessoa'yı biliyorsunuz yani aslında sonrasında keşfedilmiş bir yazar. Evet. Ve siz bu kitabı okuduğunuz zaman işte 1930'larda yazılmış bir kitap bu. Bu kitabı okuduğunuz zaman aslında şeyi görüyorsunuz. Bir adamın Lizbon'da, Portekiz'de yaşayan bir adamın kişisel hikayesini görüyorsunuz. Memurluğunu görüyorsunuz. Oradaki pub'larda yaşananları görüyorsunuz. Yarım kalmış aşk hikayelerini görüyorsunuz. Ve bu aşk hikayelerinin ona nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Aslında belli bir somutluğun içinden çıkan, belli bir az önce o duygular meselesinde söylediğim şey biraz buydu. Belli bir somutluğun, belli bir biricikliğin içinden bir yazarın bir çıkarım yaptığını görüyorsunuz. Ama günümüzde Pessoa bir stil oluyor. Yani Kafka atıyorum iki savaş arası 1870'lerde 1900'lerin başında yazmış tuhaf bir adam. Ona bir stil Kafkaesk diye bir stil üretiyor. Fakat bu stil o içindeki can sıkıntısını, o içindeki bulunduran pozisyonu belki tek tek yazarının yaşadığı o deneyimi kodlanıp, paketlenip, etiketlenip belli şeylerle özdeşlendiği ve bir dağıtım anı sunulduğu bir şeye çeviriyor. Johnny Cash dediğiniz zaman artık can sıkıntısının müzisyeni diyorsunuz. Hani ya da işte can sıkıntısı dediğiniz zaman aklınıza aynı zamanda Münch'ün şeyi geliyor. Çığlık
Atıyorum Evet. reprodüksiyonu geliyor. Şimdi dolayısıyla bu özdeşleşmeleri sağlama can sıkıntısı gibi ya da bütün duygular gibi temelde aslında nesnesi serbest olan, nesnesini kendi üreten bu duygusal enerjilerin bir nesneler düzenine, metalar düzenine kavuşturuyor. O zaman da insanların aslında temelde gerçek duyguları olmaktansa nevrozları olmaya başlıyor. O yüzden burada aslına bakarsanız işin belki de sosyolojik tarafı burası. Yani can sıkıntısının bir duygu olmasından ziyade can sıkıntısının bir sonunda bir şeylerin hissedildiği bir kültürel, dilsel bir mekanizma olması durumu aslında ortaya çıkıyor. Tıpkı bir nevrozun, bir fobinin ruhla beden arasına girip köpek gördüğünüz zaman korkma hissinin uyandırılması ama bu korku hissi sürekli tekrarlandığı için artık korkuda bir yer Yer bırakmaması gibi bir şey. kalmıyor. Hocam bir soru Can var. sıkıntısının da temel meselesi bu. Bir soru var bir arkadaşımızdan. Duyguların pazarlanması arzu nesne ilişkisi bağlamında mı gerçekleşiyor diyor. İletelim size. Duyguları pazarlanabilir şeylere çevirdiğiniz zaman belli arzu nesneleri ya da korku nesneleri üretmeniz gerekir zaten. Az önce de zaten o yüzden Evet. bir hobiye benzediğini söylemiştim. Ama meselemiz şu, bu mekanizmanın içine girdiğiniz zaman gerçekten korktuğunuzu düşünmek ya da gerçekten canınızın sıkıldığını düşünmek gibi bir refleks, bir kültürel refleks oluşmaya başlıyor. Korku filmleri artık aşındığı için bunu çok fazla söylemiyoruz. Ama komedi filmlerinden hala bizi güldürmesini bekliyoruz mesela. Yani Evet. gülme ediminin, öyle düşünün, gülme eyleminin aslında çok spontan bir şey olduğu, çok dinamik bir şey olduğu, belli gruplara az bir şey olduğu, evrenselliğinin aslında neredeyse imkansız olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Fakat bir komedi filminin komik olması belli standartlara da bağlanabiliyor. Bu bütün duygular için geçerli hale geliyor. Can sıkıntısının temel özelliği, az önce dediğim gibi bir şey belli bir dil olmaksızın, belli bir kültür kodu olmaksızın, belli bir estetik yaratım olmaksızın bilebileceğimiz bir duygu olmak duygu değil can sıkıntısı. Yani o yüzden adına hüzün deriz, bıkmak deriz, kaygılanmak deriz, üşenmek deriz. Hocam. Ama bunları birleştiren bir kültür doğduğunda, bunları birleştiren bir yaşam stili doğduğunda, bunları birleştiren bir perspektif doğduğu zaman artık taşlar hemen yerine oturmaya başlıyor. Hocam aslında siz korku filmi deyince benim aklıma cinnet filmi geldi. Biz şeyde de dergide de dosya filmlerinde yer verdik. Orada da aslında bir korku filmi teması var ama biraz ciddi bir sıkıntı da yatıyor gibi sanki altta. Ne dersiniz? Ya burada şöyle bir durum var. Korku filmlerinin korku az önce arkadaşım sorduğu gibi korku duygusunu nasıl neyle özdeşleştirdiği meselesinde ortaya çıkan bir durum. Yani biz korkmayı bakın korku duygusu sosyal bir duygu değildir. Yani temelde sosyal bir duygu olmak zorunda değildir. Yani o yüzden insanlara yöneltebilirsiniz. İnsanlara yönelttiğiniz gibi cansız varlıkları da yöneltebilirsiniz. Olmayan varlıkları da yöneltebilirsiniz. Gece mezarlıktan geçmek sizin için bir zor bir süreç haline dönüşebilir. Üç harflerden korkabilirsiniz. Uzaylılardan korkabilirsiniz. Korku duygusu çok temel bir duygu olduğu için kendisini pek çok nesneye çevirebilir. Pek çok nesne içinde bunlar sosyal nesneler olabildiği gibi insan olmayan cansız Cansız nesneler de varlıklar olabilir. üzerinden de olabilir, evet. Ama can sıkıntısı Halit Ruhiyesi'nin bir korkuya ya da bir cinnete sebebiyet vermesi için bir topluluğun içinde yer almak gerekiyor. Ve o topluluğun aslında itilmiş, aşağılanmış neyse dışarıda kalmış. Temelde de böyle o statüsel olarak olmasa da aktörün kendisini böyle hissetmesi gerekiyor. O yüzden korku filmlerinin öyküsüne baktığınız zaman özellikle 1960 sonrasında bu gerilim türünün Shining 1980'de çekilir ama bu gerilim türünün yani insanın içindeki o can sıkıntısının insanın içindeki o tanımlayamadığı o boşlukta hissetme duygusunun bir dış dünyaya bir şiddet gösterdiğini görürsünüz. Ve dolayısıyla aslında dikkat ederseniz de o seri katillerin hepsinin şeyi vardır. Bir ritüeli vardır. Özellikle yani seçtikleri kurbanlar, Evet, kurbanları nasıl evet. öldürecekleri.
Şu an baktığınız zaman işte o Mindhunter'lar, bir sürü polisiye şizofrenik dizilerimiz var. Biz de Masumiyet falan öyle diziler çekiyoruz. Zevkli de şeyler var. Başarılı, çok başarılı işler çıkıyor. Fakat dikkat ederseniz yani Psycho filminde olduğu gibi ya da diğer filmlerde olduğu gibi bu bir sıradan bir adamı bir canavara çevirme süreci aynı zamanda. Yani Cinnet filmini okuduğunuzda, izlediğinizde bunu görebiliyorsunuz. Yani aslında sorunları olan bir adam, bir ailesiyle, ebeveynleri, alkol sorunları olan bir adam ve yazar olmaya çalışan birisi. İşte yine bir boş zaman Evet, meselesi, evet, yine evet. faydasız işler meselesi Aylaklık. falan filan. Ama ondan sonra şeye dönüşüyor. Bir yere gidiyorlar. Adam, oh ben ne güzel kitabımı yazarım diyor. Bir rutinden çıkacağım artık, normal yaşamımdan çıkacağım ve başka biri olacağım diyor. O başka biri olurken aynı zamanda Başka başka. içindeki başkalıklar da ya da tahmin edemediği şiddet de ortaya çıkmaya başlıyor. Bence burada düşünülmesi gereken temel şeylerden bir tanesi can sıkıntısının şiddetli ilişkisi. Hocam yavaş yavaş toparlayabiliriz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı diyeyim. Bir yandan da arkadaşlar galiba şu anda bizi seyredenler sizi işte hocayı sık sık canlı yayında ağırlayın gibi notlar görüyorum. Ben Bence onları ekrandan tanıyorum. geçiyor. Ben onları tanıyorum. Şu an programı trollüyorlar. Sıkıntı yok. Hocam ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Vaktimiz ne kadar kaldı bilmiyorum. Yani biraz daha bir 5 dakika daha isterseniz aklınızda şunu da ekleyelim dediğiniz bir şey varsa konuşabiliriz ya da Ya dediğim gibi tamamlayabiliriz. yani can sıkıntısının şiddetle meselesi düşünmek gerekiyor. Yani şiddet yalnızca işte bir katil olduğunuz zaman ya da bir cani olduğunuz zaman ortaya çıkan şey değil. Aslında can sıkıntısı günümüzdeki şiddet unsurlarının temel meselesi, biraz o canımızın sıkılmasından kaynaklanıyor. Bu şu değil sadece. Yani işte yapacak bir şey bulamıyorum, evimi yakıyorum ya da birilerini öldürüyorum ya da işte kadına, doğaya, bebeğe zarar, çocuğa zarar veriyorum gibi bir şey değil. Kendinizin başka bir hale geçirememe süreci, özelliği aynı zamanda sizin kendi rutininizin de imha olmasına, zarar görmesine sebebiyet veriyor. Bu şu demek: sokaktasın, bir ton kavga ediyorsun, işte bir babalık rolüne, patronluk rolüne falan, polislik rolüne giriyorsun, sonra başka bir role geçmen gerekiyor, beceremiyorsun onu. O beceremediğin noktada, o geçişi sağlayamadığın noktada yeni durumla eskisi üzerinden, eski kalıplar üzerinden karşılaşmak bir şey, bir zorlama üretiyor. Bu zorlama öncelikle egonun kendisini zorluyor. Daha sonra da işte muhataplarına yönelen, nesnesine yönelen bir zorlamaya dönüşüyor. İşte o zorlamanın adına şiddet diyoruz biz. Yani şiddet sadece şey değil, birilerinin canını yakan bir şey değil, fiziksel ya da ruhsal anlamda. Şiddet aynı zamanda uygulayan tarafından muhatabının doğasını değiştirme, muhatabının varlığını, kendi varlığını dönüştüremediği için muhatabının, nesnesinin varlığını dönüştürebilme pratiği. Bu minvalde de can sıkıntısının düşünülmesi gerekiyor bence. Anlıyorum hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum sohbetimiz can sıkıntısının sosyolojisi için böyle güzel bir çerçeve çizdi. Umarım Katıldığınız izleyenlerin için. canı sıkılmamıştır. Ben de umuyorum hocam öyledir. Umarım sizi yeni konularda yeniden konuk edebiliriz, ağırlayabiliriz öyle diyeyim. Şöyle veda edelim isterseniz hocam. Bu hafta bildiğiniz gibi can sıkıntısının sosyolojisi üzerine sohbet ettik. Farklı bağlamlardan yaklaştık, sanattan bahsettik, antik dönemden bugüne kadar geldik, modernleşmeyle ilgisini bahsettik ve son olarak hocamın dediği gibi şiddetle bağlantısı üstünde belki daha fazla düşünmek gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum hem izleyenlere hem size hocam. Gelecek hafta nihayetin canlı yayınları devam edecek farklı konu ve konuklarla. O zamana kadar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ Ben olun. teşekkür İyi ediyorum hocam. akşamlar.